Maggie 20 haftalık hamileyken ultrasona gitti. Sonunda karnının beklediğinden daha büyüdüğünü fark ettiğinden bebeğini göreceği için heyecanlıydı. Ekrana baktığında şaşırtıcı bir şey gördü. Maggie 20 haftalık hamilelik kontrolünde bebeğinin cinsiyetini tekil olarak keşfetmeyi bekliyordu. Ama ikiz kız doğuracağını öğrenince çok şaşırdı. "Aman tanrım, iki tane mi var?" dedi. Doktor gelip baktığında bunu kariyer hayatı boyunca hiç görmediğini söyledi. Maggie çok daha büyük bir şok yaşıyordu. "Minik mideleri birbirine bağlı," dedi şaşkına dönen Maggie. "Tamam, peki onları ayıracağız," diye düşündü. Çift böyle bir durumu hiç beklemiyordu. Bunun ne anlama geldiği hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Daha sonra çift için doğumlarından sonra ikizleri ayırmanın Chicago'daki ellerini terk etmek ve Philadelphia'daki çocuk hastanesinde çalışmak anlamına geldiğini ya da doktorların yapışık ikizleri ayırma konusunda deneyimleri olduğu için kısa süre sonra öğrendiler. Ama ne Maggie ne de Dom önlerinde uzanan uzun ve zorlu yolu tam olarak kavrayamamışlardı. İlk olarak ayrılmanın mümkün olup olmadığını görmek için bir dizi test geldi. Bebek aynı kalbi paylaşsaydı doktorlar deneyemezdi bile. Doktorlar yapışık ikizlerle ayırma ameliyatı yapabileceklerini onayladıktan sonra bile Maggie'yi uyardılar. Bu çok riskli olurdu. Kız bebeklerinin başına geleceklerinden habersiz olmak korkunçtu. Ama Maggie ve Dom her seferinde bir adım atmaya ve Tanrı'ya güvenmeye karar verdiler. Ve ikizlerine Eddie ve Lily adını verdiler. Hamilelik sırasında yeni bir bölüme ulaştılar. Maggie kocasının ona "Hadi onlara Eddie ve Lily ismini verelim," dediğini hatırladı. 34. haftada Maggie, Eddie ve Lily'yi karınlarından çıkardı ve kızların doğumu çok sevindirici olsa da Maggie ve Dom birleşince hemen komplikasyonlarla karşılaşmaya başladılar. Çünkü kız aynı sandığı paylaşıyordu. Büyük ikiz olan Lily üzüldüğünde bu Eddie için nefes alma sorunları yarattı. Maggie, Lily üzülürse nefesini kontrol edeceğini açıkladı. Eddie'nin Lily üzüleceği için nefes alamadığı zamanlar oldu. Yapışık ikizler ayrılmadan önce büyümek ve onları yaklaşan ameliyatlarını hazırlayacak tedavileri almak için zamana ihtiyaçları vardı. Maggie ve Dom'un bebeklerini sevmekten başka yapabildikleri tek şey, doktorların iş devralmasına izin verirken olumlu bir sonuç için dua etmekti. Yapışık ikizlerin 1 yaşına girmesinden kısa bir süre önce nihayet onları ayırma günü geldi. Ve pek çok şey ters gidebilecek olsa da Maggie ve Dom tamamen Tanrı'nın iradesine teslim oldular. Yoğun prosedürün uygulanması doktorların 10 saatini aldı ve Maggie ve Dom her 2 saatte bir güncellemeler aldı. Sonunda operasyonun başarıyla tamamladıkları haberini aldılar. Herkes sadece ağlıyor ve hıçkırıyordu. O zamanlar çok sevinç vardı. Doktor John Waldhusen, Deadline'daki bir röportaja atıfta bulunarak ameliyatı karmaşık ve zor olarak nitelendirdi. Eddie ve Lily sonraki 2 ayı hastanede geçirdiler ve taburcu edilmek için yeşil ışık yanana kadar beklediler. Sonunda ayrılan yapışık ikizler ebeveynleriyle birlikte Chicago'daki evlerine gittiler. Bebekler çok çeşitli fiziksel, mesleki ve konuşma terapisi almaya devam ediyor. Ve şu anda besleme tüpleri kullanmalarına rağmen pratik olarak kendi başlarına yemek yiyorlar. Ve pek çok zorluğa göğüs gerdikten ve üstesinden geldikten sonra gelecekleri parlak görünüyor. "Bu birçok yönden çok özel olan bizim yolculuğumuz," diye açıkladı Maggie. "Bu kızlar uzun ve sağlıklı yaşayacaklar. Bu hayatı yaşıyor olmamız oldukça mucizevi ve inanılmaz. Fırtınada huzuru bulmak kolay değildir. Ancak ayrılan bu yapışık ikizlerde gördüğümüz gibi kalbimizi Allah'ın iradesine teslim edebilirsek, hayır için kullanamayacağı hiçbir durum yoktur.